Arkadaşlar herkese merhaba. Ümit Kitapları'nın yeni videosuna hoş geldiniz. Ve bugünkü videomuzda havuç toplayacağız ve altın toplayacağız. Peki bunları niye yapacağız? Hani niye havuç ve altın? Şimdi bizim havucun sebebi çünkü tavşanız. Şimdi havucu toplarsak şöyle diyeceğiz. Eğer havuç toplamamızın sebebi her oyunda mesela her böyle bu yani bu tarz oyunlarda sizi ödüllendirme sistemi vardır. Yani oyun bittiği anda sizi altın madalya ya da bronz madalya ya da bir şey kazanabilirsiniz ya da sallıyorum. Her bölüme ait yıldızlar vardır. Yani yıldız kazanabilirsiniz. 2 yıldıza geçtim, 3 yıldıza geçtim diye şey yapabilirsiniz. Onun için biz bu altını bu havucu koyduk. Yani diyeceğiz ki eğer bölümde 5 tane havuç varsa mesela şöyle 5 tane havuç varsa cam vası ben bir kapatayım. Şu oyunda eğer 5 tane mesela şöyle varsa mesela 3 tane varsa diyelim. Eğer bunun 3'ünü toplayıp oyunu bitirirse 3 yıldız alacak. Eğer ikisini toplayıp oyunu bitirirse 2 yıldız alacak. Eğer bir tanesini toplarsa 1 tane yıldızı geçecek. Eğer hiçbirisini toplamayıp da geçerse 0 yıldızı geçecek. Ama yine de geçecek. Şimdi biz bunu ayarlayacağız. Bu bir. İkinci olarak da altın. Altın toplayınca ne olacak? Altın toplayıp arkadaşlar market sistemi yapacağız. Yani market sisteminde mesela şey alabileceğiz. Şimdi spoiler vermeyeyim. Market sistemi videosu da gelecek. Onun için altın toplayacağız. Şimdi altına bir animasyon verdim. Bakın oyunu başlatayım göreceksiniz şu an. Şöyle. Altında bir animasyon var gördüğünüz gibi. Havucu mesela şu an altın toplama yapmadım ama havucu toplayabiliyoruz. Şimdi bunları biz nasıl yapacağız onu göstereyim. Şu an ikisini toplayıp siliyorum. Sonra şuraya create diyorum. Create empty oluşturuyorum. Ben buna gelip zeminler diyorum. Hatta oyun objeleri. Daha güzel bir platform oluşturmak için reset diyorum, her şeyini de sıfırlıyorum. Şunların hepsini böyle absürt şeylerin hepsini şöyle içine koyuyorum. Şöyle tuzağa da koyayım. Tuzağı kapattım ben bu arada. Şuradaydı. Canvas tekrardan açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar ben ilk başta sizin tam sprite'iniz olacaktır. Şöyle bakın benimki böyle. Benim de böyle bir sprite'im var. Ben bunu direkt ben oyun ekranına gelip şuraya sürüklüyorum. Şuraya bırakayım. Tamam. Şimdi biz oyuna başladığımız anda şöyle bir şey olacaktır. Hiçbir şey olmayacaktır daha doğrusu. Hani gelip içine oha. İçinden geçebileceğiz. Şöyle içinde normal hiçbir yani hiçbir şey olmuyor. Normal hiçbir etkileşim olmuyor. Biz bu havuca tıklayıp buna bir tane box collider 2D vereceğiz. Yani buna artık bunun bir collider'ı var. Gördüğünüz gibi yeşil. Şimdi biz bunun istiridyonunu işaretliyoruz. Çünkü eğer bunu işaretlemezsek bunun içinden geçemeyiz. Eğer işaretlersek artık bunun içinden geçebilir ve hale alır. Yani artık içinden geçebileceğiz. İçinden geçebilirliğini aktif edeceğiz. Çünkü hani karakterimiz şöyle gelip buna çarpıp da durmasın. Hani havuca alıp tekrar devam etsin böyle. Onun için içinden geçmeyi aktif ediyorum. 3. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Collider'ı verdikten sonra istediğini işaretledik. Şimdi buna tag vereceğiz. Çünkü dokunduğumuz obje bize dokunduğumuz objenin hangi obje olduğunu anlamamız lazım. Eğer havuç tekli bir objeye değersek onu alsın diyeceğiz. Onun için tag'e tıklayıp tag deyip ben bunu daha önce yapmıştım. Buna artı deyip arkadaşlar havuç isminde bir tag oluşturuyorum. Sonra tekrar havuca tıklayıp tagini havuç yapıyorum. Artık bu objenin tagi havuç. Box collider'ı var. Istigri şartlı. Şimdi kod kısmına geliyorum. Şunu siliyorum. Bu benim demin yazdığım kod. Şimdi demin daha önce bir video çektim. O iş olmadı. Ondan kalan kodlar. Neyse. Şimdi yukarıda hatırlarsanız collision kullanarak tuzağa değme işlemini yapmıştık. Şimdi içinden geçerim aktif olduğu için trigger kullanacağız. Void on trigger. Yani artık içinden geçebiliyoruz. Enter. Enter. Yani ilk dediğimiz anda 2D obje olduğu için 2D boyun yaptığımız için 2D yapıyorum. Şimdi yukarıda kollizyon demişiz çünkü burada kollizyon kullanılıyor. Şimdi trigger kullandığımız için buraya gelip collider diyeceğiz. Ama 2D tekrardan. Collider 2D. Şimdi buna dokunduğumuz objenin ismi ne olsun? Nesne olsun. Yani dokunduğumuz objenin ismi artık nesne. If diyeceğiz ki dokunduğumuz objenin game object yani dokunduğumuz objenin tagı ne eşit arkadaşlar havuca.
Havuç demiştik çünkü havuç. Dokunduğumuz objenin tagı havuca eşitse şimdi ne yapacağız? Destroy, yani silme işlemi yapacağız. Oyunu, o dokunduğumuz objeyi, yani havucu oyundan silmemiz lazım. Destroy yazıyorum. Normal parantez çıkartıyorum. Sonra nokta virgül koyuyorum. İçine hangi obje silinsin? Nesne. Dokunduğumuz obje silinsin diyeceğiz. Bu kadar basit yani. Nesne neydi arkadaşlar? Dokunduğumuz objeydi. Dokunduğumuz objenin eğer tag havuçsa, eğer havuç tekli bir objeye dokunursak neresi silsin, neyi silsin, nesneyi silsin, yani dokunduğumuz objeyi silsin. İnşallah burayı anlamışsınızdır. Bu arada şunun çözümünü bilen varsa, bakın nokta nokta oluyor benim şeyim. Platformum ve oyunum. Şu an kodu şey yapıyor. Evet, oyun böyle nokta nokta oluyor ara sıra. Acayip kötü oluyor. Onun çözümünü bilen varsa lütfen yorum atsın. Şimdi ben dedim ki eğer havuca dokunursa havucu silsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar havuca dokundu, havucu sildi. Bir daha başlatıyorum. Şimdi ilerliyorum. Havuca doğru dokundum, sildi gördüğünüz gibi. Bir daha geliyorum. Şimdi ben bunu nasıl yapıyorum? Hani nasıl oyun başlıyor? Ben bunu gittim R tuşuna atadım. Yani yukarıda yazdım ki eğer R tuşuna tıklarsam oyun bir daha baştan başlasın. Bunu yap, inşallah yapabilirsiniz. Durdurayım yapın. Input.getKeyload. Eğer R tuşuna basarsam şurada ölme kodunda aynısını alın, yukarıya yapıştırın. Şimdi altın toplamayı yapacağız. Havucun aynısı, sadece evet, buna altın takını vereceğiz, o kadar, bitti. Ama şöyle bir şey var, benim 4 tane resmim var altınla alakalı, gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunları animasyon yapmak istiyorum, yani bunların 4'ünü kullanarak ben bir animasyon yapacağım. Eğer şöyle tekini atarsanız da, yani tek bir tanesini atarsanız da kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi. Ama benim madem 4 tane resmim var bununla alakalı, ben bunu animasyon yapmak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi şuraya bakın, dönme animasyonu, yani bakın yavaş yavaş dönüyor. Bunların 4'ünü tutuyorum. 4 tane tutup oyuna atıyorum. Şimdi karşımıza create new animasyon penceresi geliyor. Diyor ki sen bunların 4'ünü tutup attın. Yani sen bir animasyon yapmak istiyorsun. Bu animasyonu sen nereye kaydedeceksin diye bize. Biz de animasyonların içine bunu altın dönme diye kaydetmişim. Altın dönme diye tekrardan bunu ben kaydediyorum. Var diye üstüne yazılsın o zaman. Şimdi eğer oyun başlarsa arkadaşlar, oyun bakın şu an çok kötü gözüküyor. Bunun şey çözüm bilen varsa yorum atsın. Oyun başladığında gördüğünüz gibi bir animasyon oluyor ama biraz saçma oluyor. Çünkü tak diye birden bir atıyor. Yani normal dönüyor, tak diye birden atıyor. Bunu engellemek için Golden ismini değiştirdik başta altın diyelim. Window'a tıklayıp animasyon penceresini açıyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi şuradan bakın şu altına bakın. 0 da böyle, 1 de böyle, 2 de böyle, 3 de böyle. Sonra tekrar biri at, bakın şu an tam dikken bir daha buraya attığı için biraz saçma gözüküyor. Onun için şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bizi 4'e ekleyeceğiz buraya. Şuraya satıp etki edip pardon. Buraya sağ tıklayacağım. Etki ediyorum. 5'e sağ tıklıyorum şöyle. Etki ediyorum. Şimdi 3'te tam dikti. Burada tam yarımdı. Hatırlarsanız 2 tam yarımdı. Böyle çaprazlamaydı. Ben bunu kopyalıyorum. Tam dikti 3'te. 4'e gelip ben bunu yapıştırıyorum. Artık bakın şöyle bakalım bir daha. Böyle dik ve tam yatay. Çok az çapraz. Çapraz yerim. Dik, çapraz. Şimdi 2 buydu. Ben 1'i kopyalayıp 5'e yapıştırıyorum. Yani bu sefer 3 tam dikse burada biraz çapraz. Tam yine dik oldu. 2 1'de dik miydi? Hayır. Bunu bir daha kopyalayıp bir daha 5'e yapıştıralım. Yapıştırsana. Bir dakika bakayım nasıl oldu. Allah Allah, niye yapıştırmıyor? Heh, yapıştırdım. Biraz sıkıntılı, neyse. Şimdi böyle gördüğünüz gibi artık dönme animasyonum daha da güzel oldu gördüğünüz gibi. Biraz daha yine saçmalıkları var. Yine bir altı yapalım o zaman. Etki edelim. Şunu kopyalayıp CTRL-C deyip bunu buraya yapıştıralım. Şimdi bakalım nasıl oldu. Yine bir saçmalığı var. Allah Allah, şunu silelim. Evet, böyle yine iyi bir animasyona sahip. Öncekinden daha iyidir en azından. Bunu ben durduruyorum. Artık animasyonum benim böyle. Oyunu başlatıyorum. Bakalım nasıl gözükecek. Oyunda. Evet, neyse. Benim animasyonlarım böyle arkadaşlar. Siz de eğer değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Şimdi bakalım herhangi bir etkileşim olmayan fakat havucu toplayabiliyoruz. Altına gelip yine aynı şekilde buna bir block score de vereceğiz. 2'de
gördüğünüz gibi verdik. Şimdi tag verelim buna hemen. Add tag artı altin diyelim. Sonra buna tıklayıp altına tıklayıp tagine altın yapalım. Box görevinin içindeki istediği göre açalım ve tekrar koda gelip artık dokunduğumuz obje havuzsa silsin. Bunu kopyalayıp artık dokunduğumuz obje eğer altinse yine dokunduğumuz objeyi silsin. Yani iki türlü de objeyi silecek. Oyuna başlayalım. Şimdi altını sildi, havucu da sildi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit. Şimdi kaç dakika olmuş? Kesin bir 17 dakika olmuştur rahat. 11 dakika olmuş, tamam, çok güzel. O zaman bu video bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda ne yaparız? Şuraya, şu alta topladığımız havucu yazdırırız. Oyun bitmesini yaparız. En son Android uygulama yaptım arkadaşlar. Onu da istiyorsanız yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.